Mutlu günler sevgili spor severler. Samsun'da spor programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün duayen gazeteci Erdal Cansu ile birlikte evet. Samsun Spor'da yaşanan en sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Kurban Bayramı arifesinde İslam aleminin ve spor dünyasının yüce Türk milletinin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dilekle kutluyorum. Allah cümlemizi tekrarına nasip etsin diyorum. Gelişmeler çok sevgili spor severler. Sizler de sabırsızsınız, bizler de öyle. Bakalım gelişmelerden neler çıkacak, neler olacak hep beraber takip edeceğiz. Bizleri izlemeye devam edin. Evet sevgili spor severler, Yılpor Samsun Spor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı Şimşekler iki transferin ardından bugün gelmesi beklenen ancak yarına Sarkan Kingsley ile de her konuda anlaşma sağladı. Bu oyuncunun yarın yüksek ihtimalle kendisini Samsun Sporlu yapacak sözleşmeyi imzalamasının ardından takımla birlikte Erzurum kampına katılacağını düşünüyorum. Evet. Başkan Yüksel Yıldırım son günlerde transferde galiba hedefe ulaşacağız. İstediğimiz transferleri yapacağız. Beklemedeyiz. Taraftarlarımızdan sabır istiyoruz. Taraftarlarımız sabırsızlığını bir tarafa atsınlar. Evet. Ben söz verdiğim gibi gerekeni yapacağım. Her şey yoluna oturacak. Transferler yapılacak. İlk onun içerisinde olacaktır Samsun Spor diyerek her şeyin iyi olduğunu belirtti. Ben başkanımıza buradan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Kolay değil. Bu pahalılıkta, bu doların ve avronun yükseldiği zamanlarda kur farkından, menajerlerin uçuk fiyat istemelerinden dolayı transferlerde biraz gecikme olsa da rayına oturacak, transferler yapılacak. Samsun Spor'da 2023-2024 sezonunda da ilk onun içerisinde mücadele edip ligde güzel bir başlangıç yapmış olacak. Evet sevgili spor severler, Yılpor Samsun Spor'un ismi uzun süredir Galatasaray'ın formasını giyen Aleksandro Çikildao ile anılıyordu. Bu futbolcunun Galatasaray'dan sezon başında ayrılacağı, evet. Samsun Spor'un ise oyuncuyu ya satın alarak ya da kiralık olarak kadrosuna katacağı iddia edilmişti ulusal medyada. Ancak Samsun Spor'un Çikildao ile ilgili herhangi bir girişim olmadı. Bir önceki yayınımızda da zaten duayen gazeteci Erdal Cansu'yla birlikte bunu belirtmiştik. Bununla birlikte Samsun Spor'un Galatasaray'dan ilgilendiği iki futbolcu var. Kim bunlar? Taylan Antalyalı ve Emre Kılıç. Onu alacak her iki futbolcu, öyle bir gelişme var. Her iki futbolcu geçtiğimiz sezon Ankara Gücü'ne kiralık olarak forma giydiler. Ama iki futbolcu da yeni sezonda bonservislerini ellerine alarak bir takıma transfer olmak istiyorlar. Bu mantıklı. Bu süreçte Galatasaray'ın tutumu çok önemli. Çünkü iki oyuncu da büyük umutlarla Anadolu takımlarından Galatasaray'a transfer olmuş. Ancak beklenen performansı veremedikleri için yeniden Anadolu takımlarına kiralık olarak gönderilmişti. Samsun Spor özellikle Taylan Antalya'yı kadrosuna katmak istiyor. Ama bana sorarsanız aşırı şekilde duruluyor, evet. İyi bir orta saha ama bana sorarsanız Emre Kılıç da bir o kadar önemli bir futbolcu. Bununla beraber aslen Samsunlu olan Emrah Başsan'la da Samsun Spor'un ilgilendiği, Ankara Gücü'nün de devrede olduğu. Ancak oyuncunun Kayseri'den ayrılıp ayrılmayacağı netlik kazanmadığı için şu anda bizler de net bir şey söylemiyoruz. Taylan ve Emre Kılınç Süper Lig'in yerli futbolcusu diyebiliriz. Her iki Samsun futbolcu Spor'a da çok büyük fayda sağlayacağını tahmin ediyorum. Evet. Galiba transfer gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu da geçen gün açıklama yaptı. Önceki gün sabah saatlerinde. Sabah 9.30'da her şeyin iyi olduğunu, ben kendime güveniyorum. Samsun Spor özlenen futbolunu oynayarak gerçekten bu senede Süper Lig'de olay yaratacak bir kadro ile yolumuza devam edeceğini söyledi, sözlerine ilave etti. Biliyorsunuz Erzurum kampı başlayacak şu anda, evet. Nuri Hasan tesislerindeler. Bayram izni verildi benim anladığım kadarıyla. Evet. Bayramdan sonra toplanıp Erzurum'da ilk etap kampını tamamladıktan sonra Bolu'nun Gerede ilçesinde de İkinci etapı tamamlayıp lige hazır hale geleceklerini tahmin ediyorum. Bana da soracak olursanız Erzurum kampı öncesi bir iki futbolcunun daha takıma katılmasıyla katılmak zorunda, şimdi eski futbolcularla, bizim futbolcularla idman yapıyor.
Şu anda evet. Ayrılan yok şu takımda. Mevcut kadromuzda ayrılan futbolcularla ilgili de yeni gelişmeler var. Öncelikle evet. Kingston'in Erzurum kamp öncüsü takıma katılacağını buradan net bir şekilde söyleyebiliriz. Bununla beraber Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın tatillerinden döndükleri ve Galatasaray kulübüyle gelecekleri hakkında görüşmelere başladıkları evet. belirtildi. Samsunspor ilk etapta Taylan Antalyalı, ikinci etapta ise ikinci transferinde ise Galatasaray'dan Emre Kılınç'la anlaşmak istiyor. Her iki futbolcu da Samsunspor'a gelmeye sıcak bakıyor. Önümüzdeki günlerde yeni gelişme olsa sizlere aktarmaya devam edeceğim. Ben hemen yorumları okuyorum. Bir oku. Olgun Geçici hayırlı bayramlar demiş. Kaan Demir, Ahmet Sagat kalsın. Ben de kalmasından taraftarım Niyazi. Ömer Macit, Cihan Karaman kalmalı demiş. Alper Güner, Kavak'tan selamlar, iyi bayramlar demiş. Kavak selamlar, iyi bayramlar. Rahmi Meriç, bence de Ahmet Sagat kalsın. Aslında fırsatçı, iyi adam, kıymetini bilinmeli demiş. Ömer Macit, Erdal Hocam hayırlı günler demiş. Birçok taraftarımız Ahmet Sagat'ın yeni sezonda takımda yer almasını yani istiyor. Yani en azından bir golcü, bize zararı yok. Mukavelesi devam ediyor. Ben Ahmet'in bu takımda iş yapacağını tahmin ediyorum. Evet. Salıcan sahaya aslanlar gibi koşacak, mücadele verecek. Ya başka takıma vermeyeceksin. Geçmiş benim sezonlarda eskiyi baz alırsak eğer, tıpkı bence bir Ümit Karan gibi, Semih Şentürk gibi nöbetçi golcü aynen. olabilir Süper Lig'de. Neden aynen. olmasın? Çünkü yerli forvet anlamında Süper Lig'de inanılmaz bir sıkıntı var. Evet, yani. Sevgili spor severler, bu yayını Taflan Yazlık'tan gerçekleştiriyoruz. Bunu evet. da belirtelim. Herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Güzel bir ortam var. Evet. Güzel bir arkamızı da görüyorsunuz. Süper bir görünüm, iyi bir oksijen, iyi bir hava. Sizlere Taflan Yazlık'tan sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Evet, Samsunspor deyim yerindeyse transfer döneminde en çok Galatasaraylı futbolcularla anılan bir kulüp oldu. Futbolcuları almak isteyen bir kulüp oldu. Bununla birlikte evet. ulusal basında yer alan haberlere göre Samsunspor geçtiğimiz sezon Galatasaray'a şampiyonluk sevinci yaşayan Fredik de ilgileniyor. Bu futbolcuyla ilgili teknik direktör Okan Buruk'un vereceği karar doğrultusunda bir hareket bekleniyor. Okan Koçuk'un Samsunspor'a transfer olmasından sonra bu oyuncunun şehri, Nur Hasan tesislerinin takımı, ortamı, Samsunspor'un maddi manevi gücünü gördükten sonra eminim ki Galatasaray'da futbol oynayan ya da yakın çevresindeki arkadaşlarına Samsun'u ve Samsunspor'u en iyi şekilde methedecektir. Bu nedenle Okan Koçuk da Samsunspor'un Galatasaray'la Galatasaray bonservisi Galatasaray'da olan futbolcularla ilgilendiği o evet. isimlerde Okan Koçuk kilit nokta olabilir. Bunu da dikkate almalıyız. Takımdan ayrılan futbolcularla ilgili de şöyle bir gelişme oldu sevgili spor severler. Geçtiğimiz sezonlarda büyük umutlarla transfer edilen Bah, Yamego, Shelton, evet. Guel ve Harris de kesin olarak yollar ayrılacak. Bu oyuncular... Ayrılacak tabunlarla ayrılmak, bonservislerini iptal etmek evet. bayağı bir sorun yaratacak ama tahminim hallolacak gibi geliyor. Yani geçmiş sezonlardan yapılan transfer hataları nedeniyle ne yazık ki şimdi bu futbolcular gitmekte de zorluk çıkarabilirler. Şimdi para takım isteyecek vesaire isteyecek, bonservis yani iptal etmek için. En basit örneği Tomane'de bunu yaşadık. İnatla burada kalmak istedi. Nasıl olsa paramı takır takır alıyorum dedi. Hem kariyerine neden oldu. Şimdi şampiyonluk sevinci yaşadı ama Samsunspor'da görün bakın kaç maç oynadı. Aynen. Gittiği olmadı. Takımda Apoel takımı. Şu anda Kıbrıs'a şey olmuş. Orada da başarılı bir performans göstereceğini düşünmüyorum. Çünkü kronik sakat olarak bir yapıya sahip biliniyor. Zaten bize gelirken de bu şekilde bir sıkıntı vardı. Bunu da biz zaten Doğayan Gazeteci Erdal Cansu ile birlikte yayınlarımızda belirtmiştik. Hemen şöyle yorumlara devam etmek istiyorum ben. Bir bak. Bayağı bir yorum var. Bugün taraftarlarımız akşam saat maşallah, olmasına rağmen. Müsait çok saat güzel, de onun için. Evet. Çok güzel yorumlar var. Özgür Bey söyledik. Erdoğan Erim hayırlı bayramlar demiş. Aydın Ustam Ahmet Saka Ahmet Sagat demek istemiş galiba. Kalması lazım. Kalması milli lazım. Milli takıma evet. bile gelir demiş. Yani neden bir Umut Nayır olmasın? Çünkü Umut Nayır da birinci ligde Göztepe'de ve farklı kulüplerde forma giyip şu anda milli takıma kadar yükselmiş bir oyuncu. Evet. Ahmet Sagat'a da bence böyle bir şans verilmeli. Taraftarımızın sesine kulak verilmeli. Aynen. Özgür Yıldırım, Soner Gül'le yollar ayrılmalı, boş topçu demiş. Bakalım teknik heyetimiz o karar verecek. Şimdi karar verecekler, bayramdan sonra netleşecek. Evet, Alper Güner her zaman seviliyorsun Erdal Baba demiş. Abi Bozgel,
Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Kurban bayramınızın mübarek olsun demiş. Abil boy güzelliğine Ahmet Sagat kalmalı demiş. Aydın Ustam Ahmet kupa maçlarında oynatılsın demiş. Resul Nasip selam, hayırlı bayramlar demiş. Ömer Macit iyi bayramlar. Erdal Hoca kampa gidecek mi demiş. Bakalım, imkanlar el verirse kampa gitmeyi düşünüyoruz. Gitmeye çalışacağız Erzurum'a. Yani çünkü ekonomik şartlar neyi gösterir onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Allah nasip ederse sponsoru bulacağız, yola devam edeceğiz. Gürkan Zeynep Karagümrük'ten orta saha ve forvet alınmalı. Şu anlık kadro yeterli değil demiş. Zaten kadronun yeterli olmadığını herkes söylüyor. Aynen. Mevcut kadro birincilikte şampiyon olmuş bir kadro. Süper Lig'de ilk onu oynamasa da 15'e oynar ama riske atmaya gerek yok. Samsun Spor'un çok iyi yabancılar alıp Süper Lig'i çok iyi bilen yerli futbolcular alması lazım. Aynen. Her zaman biz bunu söylüyoruz. Rahmi Meriç Karagümrük'ten Borini'yi alalım demiş. Ya bu oyuncular bonservisleri ya da yıllık ücretleri çok yüksek. Bunu baz alırsa gel. Borini de geçen sezon adam gibi vurmuş bir futbolcu olduğunu düşünürsek bence biraz Samsun Spor'un bütçesini sarsar. Takım içindeki dengeyi de bozar. Onu bozmamak için başkan... Ya iyi pazarlık yapacağız. Ya temkinli hareket ediyor. Ya da temkinli hareket edeceğiz. Kadir Altun iyi yanlar Erdal abi demiş. Özgür Yıldırım Borini ile ilgili transfer haberleri doğru mu? Samsun Spor'umuzun ilgisi var mı demiş. Evet. Şu an de. Herhangi bir ilgi yok ama menajerler ulusal medyalara haber sızdırıp iddia edildiği yönünde bir ortama böyle bir bomba sokuyorlar bir... Sokun. Oyuncunun piyasa değeri yükselsin. Çünkü Samsun Spor bugün Süper Lig'de 4 büyükten sonra maddi anlamda en güçlü takım diyebiliriz. En güçlü, evet. Yani şampiyonluk yaşamış Başakşehir'e rağmen bence Süper Lig'in en güçlü takımlarından biriyiz. Faruk Öztürk, hayırlı yayınlar demiş. Mustafa Bozkurt, Çorlu'dan selamlar. Çorlu'ya da selam buradan. Galatasaray'dan iş yapmayan futbolcular Samsun Spor'da iş yapar mı sizce demiş. Yani Emre Kılıç ve Taylan Antalyalı güzel işler yaptı. Bunlar yapar, yapacaklarında ben de zannediyorum. Okan evet. Koçuk da Giresun Spor'da yine iyi işler imza attı. Bence yapabilirler. Zaten Okan olsaydı Giresun küme düşmezdi. Evet, Ahmet Ecit İzmir'den selamlar demiş. Yaşar Kulaç selamlar. Orhan Özel kolay gelsin hayırlı yayınlar. Erdal Baba selamlar demiş. Sağ ol. Arif Demir, Ahmet Sagat gibi kaç takım Ahmet Sagat gibi kaç takımın forveti var demiş. Burhan Koç selam, iki güzel insan demiş. Teşekkürler. Sağ ol Burhan Bey. İyi bayramlar demiş ayrıca. Bursa'ya da selamlar. Mehmet Kutbay, hayırlı akşamlar, kolay gelsin abi. Mücahit Kocaeli'ye gitti mi? Hayırlı bayramlar demiş. Şu anda Kocaeli Spor Samsun Spor'dan tam 4 futbolcu kadrosuna katmak istiyor. İşte Ahmet'i ısrarla istiyor. Ahmet Sagat, Fofana. Bununla beraber Mücahit. Hatta Yusuf Abdoğan'a da talip olmuşlar. Ama Yusuf'un Samsun Spor'da kalıp kalmayacağı hala net değil. Çünkü son transferimizden sonra, Saka'dan sonra bakalım. Yani Yusuf, Alip, Yunus bir de yeni transferimiz. Bu 4 futbolcudan birisi gidecek mi? Yoksa 4 futbolcuyu da Samsun Spor kadrosuna bulunduracak mı? Bu da önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Yanılmıyorsam kamp durumu. Aynen. Futbolcuların Süper Lig'i kaldırıp kaldıramayacakları ve oyuncuların Süper Lig'de kariyerlerine devam edip etmeyecekleri baz alınarak bir karar verecek. Aynen. Teknik heyetimiz ve başkanımız Yüksel Yıldırım arasında. Çünkü hali hazırda şu an kadroda 41 futbolcu var. 3 de transfer oldu. Yarısından fazlası. 44 futbolcunun 20 tanesi. 20'ye indirilecek. Yani 20 tanesi, 24 tanesi hatta doğru diyorsunuz. 24 tane futbolcuya yollar ayrılmalı. Tabii bunlarla yolları ayırmak öyle kolay değil. Şimdi yollar ayrılırken kulübün kasasına da para girecek bazı futbolculardan biliyorsun. Hı. Veya girmeyecek, o artık anlaşmaya bağlı gibi bir şey gelecek. Bana. Bu nedenle bence Süper Lig'de mücadele etmemiz anlamında, iyi transferler yapmamız anlamında. Savaşacak bir kadro, evet. İyi bir netice, başkan da iddialı yani Yüksel Yıldırım. Erdal abi diyor bu sene biz büyük bir sezon yaşayacağız. Evet. İyi neticeler alacağız. Samspor herkes hissedecek diyor bu ligde. Süper Lig'de hissedecekler. Evet. Büyüklüğüne inanacaklar diye büyük sözler ediyor. Ben buradan başkanı kutluyorum. Kolay değil bu piyasanın uçuk olduğu zamanda transfer yapılması vesaire zor. Bir de Samsun Spor son 2 yıldır her zaman çok parası olan, başkanı çok zengin olan, i̇şte yönetimi çok zengin çok olan, para olduğu için, kulüp olarak bilindiği için dikkat yani, çekiyor. X bir takıma giden menajer, futbolcu o takımdan 1 milyon avro istiyorsa Samsun Spor'a aynı futbolcu ve menajer 1,5 milyon da kapıyı açıyor.
Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani bir yandan parayı var olduğunu söylemek iyi ama bu yandan da kötü. Aynen. Çünkü aynen. Senden her zaman daha fazlası talep ediliyor, daha fazlası isteniyor. Başkan Yüksel Yıldırım da o dengeyi korumaya çalışıyor. İnşallah koruyacağını da tahmin ediyorum. Temkinli hareket ediyor. İş adamı, yani ticaret adamı, evet, bilerek bilinçli bir şekilde sağduyuya dayanarak transferleri gerçekleştireceğini bana bizzat kendisi görüşüyoruz birebir. Evet. Belirtti. İnşallah var mı yorumlarımız? Evet, yorumlar maşallah bugün çok iyi. Kemalettin Yılmaz, hayırlı yayınlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Erdal abime selamlar. Ellerinden öpüyorum. Mehmet Dikal, Samsun merkezden selamlar. Bu sene iyi bir kadro kurmamız lazım. Yoksa bu ligde kalamayız demiş. Aynen. Yaşar Kulaç, hayırlı bayramlar. Tanke kalmalı kesinlikle demiş. Naci Korkmaz, selamlar. Bayramınız mübarek olsun demiş. Amin. Douglas Tanke ile ilgili bugün bir gelişme yaşandı. Bu oyuncuya eğer değerinde bir teklif gelirse Samsunspor bu oyuncu bonservisine verecek. Bir değerki satıştan pay almak da söz konusu, %25 falan. Ama yaşı itibariyle belki o madde koymayabilir. Samsunspor Douglas Tank'ın çünkü Süper Lig'de iş yapıp yapmayacağı belli değil. Daha önce Süper Lig'de ilgisi olmayan bir oyuncu. Bana sorarsanız eğer 2-3 milyon avro bu oyuncuya bonservis verilirse satılması mantıklı. Çünkü Süper Lig'i bilen bir yabancı olabilir. Tıpkı Sedric Bakan bu gibi. Aynen. Avrupa'da isim yapmış, şan yapmış futbolculara da transfer edebiliriz. Yani o yüzden Douglas Tank'ın yüksek meblağlarla transferi birçok şeye gibi olabilir. Belki de takımda kalır. Ben bu takımda kalmak istiyorum. Çin'e, Arabistan'a, Japonya'ya gitmek istemiyorum. Süper Lig'e damga derse devam edecek. Süper Lig'e damga vurmak istiyorum derse de eminim ki Douglas Tank en az birincilikte olduğu gibi Süper Lig'de de gol ve gollerine devam atabilir, edip takımına katkı sağlayabilir. Tehlike yaratacak her zaman bir güce sahip bir futbolcu. Çünkü beklenen, istenen performansı sergilenmezse en kötü devre arası zaten Douglas Tank'ın yerine illaki yabancı transfer yapılır. Bu nedenle Douglas Tank olayı bence tamamen bonservise endeksi bir olay. Aynen. Takımdan gidecek yabancı futbolculara söyledik. Yerli futbolcular da Soner Gönül, Ali Ülgen, evet, Cihan Kahraman da büyük ihtimal zaten kiralık olarak gönderecek. 20'ye ineceğine göre, evet, en az 20'nin 20-23 tane, evet, futbolcu gönderilecek. Önemli değil. Önemli bir konu. Evet. Bunu nasıl yapacak? Polat Yaldır yine. Yani, Ali Kılıç. Nasıl yapacak teknik direktör? Başkanla bir araya gelecekler, karar verecekler. Şimdi bana sorarsanız öyle bir karma yaparım ki hem genç hem yaşlı, yani tecrübeli diye tabir edeceğimiz futbolcuların en verimlisini içinden seçmesi lazım. Çünkü şimdi bana sorarsanız Polat Yaldır birinci ligi zor kaldıran bir futbolcu, Süper Lig'de hiç kaldıramaz. Kaldıramaz. Yani bu oyuncular yollar ya ayrılmalı ya da kiralık yönlendirir. Onu bilerek hareket edeceksin, evet, ziyan etmeyeceksin. Ali Ülgen gelecek vadeden ama en az 1-2 yıl daha Süper Lig'de oynaması için önünde süre olan bir futbolcu. Ali Ülgen'i salacaksın, birinci ligde kiralık vereceksin veya satacaksın. Soner Gönül ligine aynı, isim isim gidelim. Evet. Osman takımda kalacak ama Osman birinci kalıyor ligden derler. İyi transfer teklifi gelirse Osman da gidebilir. Öyle denildi. Evet. Çünkü futbolcular, evet, Süper Lig'i kaldırıp kaldıramayacakları kendi kafalarında da net bir şekilde belli olmadıkları, evet, için. Bir diğer Soner Aydoğdu. Eyüpspor bu oyuncuyu çok istiyor. Bakalım kendisini verecek kadar. Verecekler mi? İşte 24 tane futbolcu ayrılacak, evet, pazartesi itibariyle. 20 futbolcu kampa kadroda kalacak ama en az 5 transfer daha yapılacağını düşünürsek yine kadro 25 kişi olacak. Kampa gitmeyecek yani. 20 kişiye inecek. Yapılan transferlerle 25 olacak. Evet. Şeye Erzurum'a hareket edecekler tahmin ediyorum. Şimdi şöyle de bir şey var. Başka Yüksel Yıldırım birincilikten kulüp almak istiyor. Fransa'dan büyük ihtimalle ikincilik kulübü alındı diyor, evet. Eğer birincilikte Samsunspor kulüp alırsa bu saydığımız 24 futbolcunun 24'ü de o kulübe gidebilir. Öyleymiş. Yani öyle denildi. Çünkü Başkan Yüksel Yıldırım'ın tek dediği şey şu. O kulüp asla Süper Lig'e çıkmayacak. Küme de düşmeyecek. Orta sıralara oynayacak. Birincilikte mücadele verecek. Birincilikte tıpkı hangi takımlar örnek veririz? Boluspor gibi. O ligin yerlisi olacak. Aynen. Kalıcı olacak. Bu nedenle de bence çok mantıklı bir hareket Samsunspor adına. Herhalde alacak gibi geliyor şeyi. Şu an Tuzla var. Tuzla, evet, satılıktı zaten. Hı hı. Herhalde uygun fiyatlı alabilir. İstanbul takımı da olduğu için bence
uygun olabilir. Tuzla düştü, düşmedi galiba. Yok, Tuzla ligde kaldı. Altay düştü. Düzeltiyorum. Altınordu düştü. Altınordu düştü. Ya bana sorarsanız eğer Yıldırım Tavır İstanbul'da olduğu için, başkanımız Yüksel Yıldırım daha çok İstanbul'da vakit geçirdiği için Tuzla Spor en mantıklısı. Çünkü aynen. Bu ligde mücadele eden birçok futbolcu geçen sezon olduğu gibi bu sezonda İstanbul takımlarında forma giymek istedim. Evet. Bu nedenle bence Tuzla Spor mantıklı. Buradan Eyüpspor As Başkanı'na da şöyle bir cevap vermek istiyorum. Kendisi demiş ki şampiyonluğu biz kendimiz belirledik. Biz kendimizi şampiyon yapmadık, şampiyon olacak takımı da belirledik diye bir açıklama yapmış. Bence çok talihsiz bir açıklama. Aynen. Eyüpspor Eze'yi İstanbul Spor'a verdikten sonra şampiyonluğun gittiğini herkes biliyordu zaten. Aynen. Emakke Eze gittikten sonra sağa sola kulüp bulmaya gerek yok. İlk yarının vermiş olduğu puan farkıyla Eyüpspor kendini bir anda Süper Lig'de gördü. Ancak Samsun Spor gibi bir gerçeği yok saydı. Yok saydığı için de biz deplasmanda Eyüpspor'u kendi sahasında da yenildi. 4-1 gibi flash bir skorla mağlup ettikten sonra tıpkı ikincilikte Manisa Spor maçı gibi. Manisa Spor nasıl tepe tak tak olduysa Eyüpspor da aynı şekilde oldu. Samsun Spor bileğinin hakkıyla vura vura kıra kıra şampiyon oldu. Öyle kimsenin bize şampiyonluğu bağışladı, keyif bağışladı diye bir ortam yok. Talihsiz bir açıklama ve konuşma. Yani doğrusu. O kadar çok bağışladıysanız Çaykur Rizespor'a bağışladınız. Evet. Yani hiçbir iddiası yoktu Çaykur Rizespor'un. Zorla Çaykur Rizespor'u potaya soktunuz. Rizespor şampiyon oldu. Bir diğer Karadeniz takımı güle oynaya geldi. Aynen. Samsun Spor'un ardından Süper Lig'e neşelendi. O zaman ben de şöyle derdim. Süper Lig'e gelse Eyüpspor ne yapacaktı? Taraftar yok, stadyum yok. Yok. Tesis var mı yok mu, o da net değil. Belirsiz. Aynen doğru. Bu nedenle bence Pendik Spor'dan da hala şüpheliyim. İlçe takımı olduğu için bilakis bir tık daha iyi olabilir ama ne olacağı belli değil. Yani bu takımların gelecekte ne olacağı belli değil. Proje takımları diyoruz. Evet. Yani tıpkı Başakşehir gibi. Bakalım önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda bu takımlar neler olacak, nasıl neler gösterecek, performans sergileyecekler ama asıl olan şudur. Samsun Spor gibi Anadolu takımları her daim Süper Lig'de olmalıdır. Hem taraftarıyla, şehriyle, evet, memleketiyle. Evet. Şimdi hangi Eyüpspor'a mı milli maç verecek, Pendik Spor'a mı milli maç verecek, İstanbul Spor'un stadına mı milli maç verecek? Bence Anadolu'ya verecek. En güzeli de bu şekilde. Bunun evet, en güzel Samsun'da var mı gördüm. Yorum? Evet, hemen yorumlara da bakıyorum. Cagne transferi çok konuşuldu. Ancak Başkan Yüksel Yıldırım bu oyuncuyla herhangi bir ilgimiz, alakamız olmadı. Yok dedi. Ki bir de teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu bu oyuncuyu kadroda istemedi diye yorumlar yaptı. Ben Galatasaray'dan ve Karagümrük'ten takip ettiğim kadarıyla Cagne biraz futbolculuktan çok dışarıdaki hal ve hareketleriyle konuşan bir oyuncu. Hem de saha içerisindeki rakip takımlarla kavgaları, hakemlerle tartışması, kırmızı kartlarıyla daha çok gündeme gelen bir oyuncu. Aynen. O yüzden bence transfer edilmemesi gerek diye düşünüyorum. Mehmet Dikal, Fofana bu takımda kalsa iyi olur demiş. Durmuş Çalışkan, Bursa'dan selamlar, iyi yayınlar demiş. Merhaba Durmuş Bey. Erdal Baba'ya çok selamlar demiş Durmuş Bey yine. Selam. Davut Yalın, Cagne haberini alamadım demiş. Onu zaten açıkladım. Osman Çelik kalması lazım demiş Alper Güner. Evet Osman. Erhan Peran, Yılmaz selamlar demiş. Murat Acar, Fofana gidecek mi demiş. Erhan Peran yine, Yılmaz iyi akşamlar demiş. Fofana'nın şu anda net bir şey yok. Elmedi, evet. Şu an net bir şey yok ama oyuncu eğer teknik heyet tarafından tam anlamıyla kapasitesi artık Süper Lig'i kaldıramıyor denildiği an, çünkü Fofana da geçen sezon çok sakatlık yaşadı. Aynen. Bu nedenle yani yabancı hakkında, yabancı tercihinde riske edilmemesi lazım Samsun Spor'un hiçbir oyuncuyu. Aynen. Bu nedenle Fofana'nın takımda kalıp kalmayacağı hala netlik kazanmamış diyebiliriz sevgili spor severler. İyi futbolcu, iyi bir karakter. Aynen. Her haliyle, her anlamıyla altyapıdan gelen futbolcularımız özellikle çok iyi karakter. Ama ben bu sezon Yunus Emre Çift'in ve Muhammed Özkaşıkçı'nın Süper Lig'e Yunus damga Emre, vuracağını düşünüyorum. Yunus Emre Çift'i vermiyor zaten. Yok, Yunus Emre'ye zaten çok yüksek, böyle astronomik rakamlar olması lazım ki transferine izin verirsin. Yunus Emre ile her gün beraberiz biliyorsun Çiftlik'te. Evet. Çok dört resimlerimiz falan var. Erdal abi diyor gereken Samspor'da kalacağım. Mehmet Dikal bu takımda kalacak topçular. Alim, Fofana, Tank, Soner Aydoğdu, Yunus Emre, Laura, Zeki Yavru. Yani saydığınız isimlerin birçoğu zaten kalacak. Ama evet. Soner Aydoğdu'da Ankara, düzeltiyorum. Eyüpspor çok ciddi bir
teklif sunuyor. İstiyor. Çünkü bu Türkiye Ligi'nde sana hangi futbolcu gol attıysa önümüzdeki sezon o futbolcu bir isim yapıyor. Aynen, o aynen. Futbolcu eğer özellikle gol yediği takım istiyor. Bu nedenle bakalım önümüzdeki günlerde bu transfer gelişmeleri de netlik kazanacak. Yaklaşık yarım saat 20-25 dakika yayın yaptık. Çok dolu dolu bir yayındı. Güzel gitti. Ben buradan yazdıktan herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Çarşamba Spor'dan bahsedeyim istersen. Evet. Çarşamba Spor'da Mehmet Seçkin hocamız ayrıldı. Yeni bir teknik direktörle anlaştılar. Aynı zamanda da güzel transferler yaptılar hep. Üçüncü ligden futbolcular aldılar. Evet. Tahminlerim göre Çarşamba Spor kafaya koydu. Şampiyon olabilecek, şampiyonluğu kutlayabilecek bir kadro oluşturdular. Birbirinden...